Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. En son su ve minerallerde kalmıştık. Besinleri incelemiştik. Büyük yapılı besinler, karbonhidrat, protein ve yağlardan bahsetmiştik. Şimdi su ve minerallere geldi sıra. Su ve mineraller. Arkadaşlar, su yediğimiz içtiğimiz bütün besin maddelerinde aşağı yukarı su bulunur. Su ve mineraller vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Burada gördüğünüz gibi vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Süt ve süt ürünlerinde kemiklerimizi ve dişlerimizi güçlendiren mineraller bulunur. Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda mineral bulunur diyoruz arkadaşlar. Et, ıspanak, karaciğerde az miktarda mineral bulunur. Ama bunlarda daha önce vitaminler konusunda gördük. Özellikle karaciğer birçok vitamini içinde barındırıyordu. Suda çok miktarda mineral bulunur. Su sadece bildiğimiz H2O değildir arkadaşlar. İçinde bol miktarda mineral vardır. Zaten maden sularında okuduğunuz zaman maden, doğal maden suları üzerinde mineralleri görürsünüz. Üzerinde mineralleri, yüzdelik değerlerini, içlerinde kaç miligram mineral olduğunu üzerine yazarlar zaten arkadaşlar. Sular bol miktarda mineral içerirler. Mineral içerirler. Sebze ve meyvelerde su oranı yüksektir. Özellikle yazın yediğimiz salatalıkların, o hıyarların içinde %90-96 oranında su bulunur arkadaşlar. Sebze ve meyvelerin içlerinde hep su vardır. Arkadaşlar, sizlerle karbonhidrat, protein, yağlardan bahsettik, beslenmeden bahsettik ve tüketmemiz gereken besinleri çoktan aza doğru sıraladığımız böyle piramit tarzı bir yapı var şimdi. Buna da biz beslenme piramidi diyeceğiz. Beslenme piramidi. Beslenme piramidinin en altındaki malzemelerden çokça tüketmeliyiz. Gördüğünüz üzere burada ekmek, pirinç, makarna, yani karbonhidrat grubu bizim en çok tüketmemiz gereken besin grubudur. Karbonhidratlar en çok besin tüketmemiz gereken gruptur. Niçin? Çünkü karbonhidrat vücuttaki enerji kaynağıdır. Arkasından meyve sebze grubu. Arkadaşlar, meyve sebzelerin içerisinde hem bol miktarda vitamin, su ve mineral var. Su ve mineraller vücudumuzda düzenleyici olarak mı görev yapıyordu? Evet. O zaman önce enerji alacağız. Sonra vücudumuzu düzenleyeceğiz. O zaman önce karbonhidrat, arkasından su ve mineralleri alacağız. Su, vitamin ve mineralleri alacağız. Daha sonra süt, yoğurt ve peynir grubu ve et, balık, karaciğer gibi sakatat, yumurtaların olduğu, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerin olduğu grup geliyor ki bu grupta bol miktarda protein vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi et, süt, yumurta, kuru yemiş. Burada da baklagiller, sakatat hepsi buradadır. Bu grupta da bol miktarda protein vardır arkadaşlar. Bol miktarda protein vardır. En az tüketmemiz gereken ise en tepededir. En az tüketmemiz gereken ise yağlar ve tatlılardır arkadaşlar. Yağlar ve tatlılar. Özellikle de yağları az tüketmeliyiz. Zaten vücudumuza gelen besinlerin fazlası yağ olarak depolanıyordu. Bunu daha önceki dersimizde anlatmıştık arkadaşlar. Evet, besin maddelerini şöyle bir daha sıralayacak olursak, besin maddelerini şöyle bir gözden geçirecek olursak. Arkadaşlar, enerji vericiler vardı. Karbonhidratlar birincil enerji kaynaklarıydı. Karbonhidratların enerjisi yetersiz kalırsa ikincil enerji kaynağımız yağlardı. Yağlar ikincil enerji kaynaklarıydı. Peki, yağlar ve karbonhidratlardan başka ne vardı? Proteinler vardı. Proteinler yapıcı ve onarıcıydı. Proteinler yapıcı ve onarıcı besin grubuydu arkadaşlar. Bunlar da yapıcı ve onarıcı oldukları için muhakkak bolca alınmalıydı. Düzenleyiciler. Düzenleyiciler de enerji vericilerden sonra en çok alınması gerekenlerdi. Ki bunlara vitaminler, su ve mineraller giriyor arkadaşlar. O zaman enerji vericiler karbonhidrat ve yağlar, yapıcı onarıcılar proteinler ve düzenleyiciler ise
su, vitamin ve minerallerdir arkadaşlar. Peki bunlardan ne kadar tüketmeliyiz? Biraz önce besin piramidini gösterdik. Hangisinden çok, hangisinden az tüketmemiz gerektiğini söyledik. İşte bunlardan her birini yeterli miktarda, alınması gereken miktarda ve birlikte alma işine biz dengeli beslenme diyoruz arkadaşlar. Bakın, yeterli ve dengeli beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Bir, beslenirken sadece sevdiğimiz yiyecekleri değil, tüm besinlerden yememiz gerekir arkadaşlar. Tüm besinlerden yiyeceğiz. Sadece sevdiklerimizi yemeyeceğiz. Yani ıspanağını da yiyeceğiz, brokolisini de yiyeceğiz, etini de yiyeceğiz, ekmeğini, balığını da yiyeceğiz arkadaşlar. Hepsinden yiyeceğiz. İki, diyor ki bu arkadaşınız, çünkü vücudun bütün besinlere ihtiyacı vardır. Evet, vücudun bütün besinlere ihtiyacı vardır. Çünkü her bir besinde farklı farklı besin içerikleri, farklı farklı vitaminler ve mineraller vardır. Vücudumuzun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için besinlerin yeterli miktarda alınmasına dengeli beslenme denir arkadaşlar. Yani bütün besin gruplarından hepsinden eşit miktarda almıyoruz. 250 gram karbonhidrat, 250 gram protein, 250 gram mineral, 250 gram yağ almıyoruz arkadaşlar. Hangisinden vücudun ne kadar ihtiyacı varsa ondan alıyoruz. Bugün proteinler, yarın karbonhidrat değil arkadaşlar. Her gün hepsinden gerekli olduğu kadar alıyoruz. Ve sevdiğimiz yiyecekleri çokça yiyip sevmediklerimizi en sona bırakmıyoruz arkadaşlar. Hepsinden karışık bir şekilde tüketiyoruz. Ki buna da yeterli ve dengeli beslenme diyoruz. Özellikle her gün yumurta yemeyi ve bol su içmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Peki, şurada bakarsak her besin içeriğinden yeterince tüketmeye de dengeli beslenme denir. Diyet dengeli beslenme demektir. Diyet nedir diye soran olursa, diyet dengeli beslenmedir arkadaşlar. Sağ tarafta resimde görüyorsunuz. Bakın, et, meyve, sebze ve süt var arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bir bardak da su var. Çocuk en doğrusunu yapıyor. Diyetisyen veya diyet uzmanı, hasta ya da sağlıklı biri için uygun beslenme düzenini belirleyen kişidir. Diyet sağlıklı beslenmedir arkadaşlar. Dengeli beslenmedir. Diyet dengeli beslenmedir. Diyetisyen ise dengeli beslenmeyi bize gösteren kişidir. Hasta ya da sağlıklı olmamız fark etmez. İstediğimiz zaman diyetisyene gidip bir diyet listesi alabiliriz arkadaşlar. Evet, sağlığımızı korumak için satın aldığımız ürünler, bunlar da çok önemli. Tamam, biz neleri yiyeceğimizi biliyoruz, doğru bir şekilde besleneceğiz. Ama bunları nereden temin ettiğimiz, bunları nasıl temin ettiğimiz de oldukça önemlidir arkadaşlar. Çünkü eğer beslendiğimiz gıdalar bozuksa sağlığımızı da muhtemelen bozacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sebze meyve alırken taze olmasına dikkat edeceğiz. Öncelikle dikkat etmemiz gereken, sebze meyve alırken tazeliğine dikkat edeceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle çürümüş ve bozulmuş yiyecekler almayacaksınız arkadaşlar. Çürümüş ve bozulmuş yiyecekler almayacaksınız arkadaşlar. Açıkta satılan yiyecekleri, şurada görmüş olduğunuz gibi açıkta satılan yiyecekleri tüketmemeye gayret edeceksiniz. Ve yiyeceklerimizi bozulmadan uzun süre korumak için buzdolabı, dondurucu gibi uygun koşullarda saklamalıyız arkadaşlar. Yiyeceklerimizi buzdolabı, dondurucu gibi soğuk ve uygun koşullarda saklamalıyız arkadaşlar. Paketi yıpranmış, delinmiş yiyecekleri almamalıyız. Özellikle marketten alışveriş yaparken paketlenmiş, özellikle havası alınmış ürünlere çok dikkat edeceksiniz. Eğer ambalajında bir şişme ya da yırtılma söz konuysa bu ürünü almayın arkadaşlar. Yiyeceklerimizi tüketmeden önce mutlaka iyice yıkamalıyız ki son yıllarda artan tarım ilaçları kullanımı maalesef sebze, meyve, her şeyi biraz daha zararlı hale getirdi arkadaşlar. Üzerinde bol miktarda ilaç kalıntısı olabilir almış olduğunuz besinlerin. Vardır demiyorum, olabilir diyorum. Onun için bol miktarda suyla yıkamalısınız arkadaşlar.
Hatta sirkeyle de takviye yapabilirsiniz meyvelerinizi yıkarken. Satın aldığımız besinlerin son kullanma tarihi. Bakın TETT. TETT yazıyor burada. Bu tavsiye edilen tüketim tarihidir arkadaşlar. Önceden SKT yazıyordu. Hala yazabilir. Son kullanma tarihi. Şimdilerde TETT yani tavsiye edilen tüketim tarihine bakacaksınız arkadaşlar. En altta da görüyorsunuz temiz olmayan sağlıksız besin maddelerini tükettiğimizde hastalıklara neden olan mikropları vücudumuza almış oluruz. Biz zaten vücudumuzda mikrop istemiyoruz. Bunları dışarıya atmak istiyoruz. Ama siz temiz olmayan yiyeceklerle vücudunuza yeni mikroplar alabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Ve sağlıklı beslenme deyince sadece bir şeyleri yiyip içmekle sağlıklı olunmuyor arkadaşlar. Sağlığımızı tehdit eden en büyük unsurlardan bir tanesi ki toplumumuzda bir hastalıktır sigaranın. Sigaranın zararları ailenizde içen varsa size de zaten bulaşıyor biliyorsunuz. Sigara ve alkol kullanımının insana ve çevreye birçok zararı vardır arkadaşlar. Sigara içen birinin en çok zarar gören organı akciğerleridir. Akciğerler. Bunu ilerleyen konularda göreceksiniz. Akciğerler oksijen alıp karbondioksit verirken yani soluk alıp verirken içeride kana oksijenin geçtiği organımızdır. Kana oksijenin geçtiği organımızdır. Yani bizim yaşamamızı sağlayan organlarımızın en önemlilerinden bir tanesidir arkadaşlar. Akciğerlere direkt olarak zarar verir. Sigarada nikotin, katran, karbon monoksit gibi 4000 civarında zararlı madde bulunur. 4000 civarında zararlı madde bulunur. Sigara akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mide kanseri, cilt bozuklukları, bronşit, amfizem, kalp krizi, damar tıkanıklığı, felç, Alzheimer, ülser, tansiyon, diş ve diş eti hastalıkları gibi birçok hastalığa neden olur arkadaşlar. Bakın biz bir tane hastalıkla uğraşamazken sigarayı görüyorsunuz. Birçok hastalığa neden oluyor. Çünkü içerisinde 4000 civarında zararlı madde vardır arkadaşlar. Zararlı madde vardır. Bakalım bu zararlı maddelerin başlıcaları nelerdir dediğim zaman bütan var içinde. Bütan dediğimiz tüp gazıdır arkadaşlar. Tüp gazı, tüplerin içinde yanan gaz bütan gazı sigarada vardır. Kadmiyum, bu pillerin metalleri var ya. O pilde kullanılan metal kadmiyum. Sitrik asit, mumlarda kullanılan sitrik asit arkadaşlar. Naftalin, şimdilerde pek yok ama eskiden anneleriniz babalarınız bile bir şeyleri saklarken naftalin atarlardı içine ki hiçbir canlı naftaline gelmezdi. Güve, fare vesaire naftalinin olduğu yere gelmez. Canlıların, doğadaki canlıların bile tercih etmediği kokuyu biz ciğerlerimize çekemeyiz herhalde. Bu kadar akılsız değilizdir herhalde. Tiner, arkadaşlar yine boya yaparken kullanılıyor tiner. Nikotin, bu bir uyuşturucu şeklidir. Zaten sigaranın bağımlılığının en büyük nedeni nikotindir arkadaşlar. Amonyak, bu bir tuvalet temizleyicisidir. Amonyak, sararmış, kötü, pis, lekeli yerlere döktüğünüz zaman fosur fosur kirleri kabartan bir şeydir. Boya, bildiğiniz boya. Metanol, füze yakıtı. Metanol çok fena bir yanıcıdır. Yanıcı metanol füze yakıtıdır ve sigaranın içinde bol miktarda bulunur. Karbon monoksit. Karbon monoksit bildiğiniz egzoz gazıdır. Karbondioksit zararlı ya. Karbon monoksit karbon dioksitten çok çok daha zararlıdır. Karbon monoksit karbon dioksitten yani bu dumandan bile çok çok daha zararlıdır arkadaşlar. İçinde var. Arsenik. Arsenik dediğiniz fareyi yediği zaman öldüren bir şey. Arsenik fare zehiridir. Metan. Çöplerden ve kanalizasyonlardan çıkan o kötü hava var ya. İşte onun adı metandır ve bu da yanıcı bir gazdır. Patlamaya neden olan bir gazdır. Sigaranın içinde metan ve en sonda aseton. Bunlar sadece birkaç tanesi arkadaşlar. Aseton da vardır. Aseton bildiğiniz şu kızların ojelerini sökmek için kullandığı kimyasal var ya işte odur arkadaşlar. Sigarada bunlar vardır arkadaşlar. Sigara insan hayatını kısaltır. Sigara sadece içene değil etrafındakilere de zarar verir.
Sigaradan çıkan gazlar havayı büyük ölçüde kirletir. Sigara izmaritleri de çevreyi kirletmektedir. Arkadaşlar, doğada birçok ürünün yok olma süreleri tahmin edilebiliyor. Fakat sigara izmaritinin kaç yılda yok olduğu hala tahmin edilemiyor. Bakın, belki 300 yıl, belki 400 yıl diyeceğiz. Belki 500 yıl sonra bile hala sigara izmaritleri atıldığı yerde duruyor olabilir arkadaşlar. Sigara izmaritleri çevreyi kirletmektedir. Kötü ve ağır kokuya neden olmaktadır. Zaten anne babalarınızda içen varsa içtikten sonra geldiğinde ne kadar ağır koktuğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Sigara bütçeye de zarar vermektedir. Ve sigara içen ortamlardan uzaklaşmalı, içen insanları da uyarmalıyız. İçen insanlara şunu söylemeliyiz. Senin içtiğin sigaradan ben de içmek zorunda değilim diyeceksiniz. Kendinizi buradan koruyacaksınız arkadaşlar. Bakın, sigara içen birinin akciğeriyle, sigara içmeyen birisinin akciğeri arasındaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, şu sigara içmeyen birisinin akciğeri, bu da sigara içen birisinin akciğeri arkadaşlar. Hangisi gibi olmasını isterdiniz ciğerinizin? Evet, ben de onu isterdim. Evet, sigaradan sonra bir diğer zarar alkol. Mide ve yemek borusunda kanama, gırtlak, mide, pankreas kanserleri, böbrek, karaciğer, bağırsak hastalıkları, ileri derecede körlük, kalp yetmezliği, sinir ve ruh, geçici hafıza kaybı, felç, akıl hastalığı, hastalıklara yol açabilir. Çok çeşitli hastalıklara alkol de yol açabilir arkadaşlar. Zaten dinimizde de alkol haramdır biliyorsunuz ve kötülüklerin anası olarak gösterilmiştir. Kötülüklerin anası olarak. Alkol trafik kazalarına neden olabilmektedir. Alkol şişeleri çevreyi kirletmektedir. Alkol aynı zamanda bütçemize de zarar vermektedir, yine sigarada olduğu gibi. Alkol içen ortamlardan uzaklaşmalıyız ve kesinlikle ortamlara girmemeli. Alkol alan insanları da uyarmalıyız arkadaşlar. Peki, buraya kadar geldik. Sigaranın alkolün zararlarından bahsettik. Besinlerden bahsettik. Ama bu besinler vücudumuzda nasıl sindirilir? Bundan hiç bahsetmedik. Sıradaki konumuz besinlerin sindirilmesi arkadaşlar. Şöyle bir bakın bakalım. Besinlerin sindirilmesi konusunda hangi organlarımız görev yapmaktadır? Evet, besinlerin sindirilmesi konusu deyince hemen aklımıza zaten ilk gelen ağız. Sonra mide aklımıza geliyor değil mi? Evet, ama bu ikisi arasında da birkaç organımız vardır arkadaşlar. Bakalım, sindirimde görevli organlar dediğim zaman ağız, yutak, yemek borusu, mide, şurada gördüğünüz yapıdır mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak gelecek arkadaşlar. Sıralamasını tam yapacak olursak ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktır arkadaşlar. Önce ince bağırsak gelir, ardından kalın bağırsak gelir. Yani besinler ağızdan girer, yutağa gider, yutaktan yemek borusu aracılığıyla mideye iletilir, mideden sonra ince bağırsağa geçer, ince bağırsakta bunlar ayıklanır, kalanlar kalın bağırsağa gönderilir. Kalın bağırsakta küçük bir işlem yaptıktan sonra bunları anüse, yani çıkışa doğru gönderecektir arkadaşlar. Evet, besinler vücudumuza kan yoluyla geçer. Besinlerin tüm hücreden dolaşması, tüm hücrelerimize ulaşması ancak kan yoluyla olur arkadaşlar. Besinlerin kana geçebilmesi için de çok küçük parçalara ayrılması gerekir ki besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir arkadaşlar. Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir arkadaşlar. Bu derslik bu kadar olsun. Şimdi küçük bir mola verelim. Ardından yine beraberiz arkadaşlar. Bir yere ayrılmıyoruz. Birazdan diğer dersimize devam edeceğiz.